Yayınımız tam gaz devam ediyor sevgili izleyiciler. Peter Graham ve Oborotov mücadelesi başlıyor. 38 yaşındaki Peter Graham mı, 24 yaşındaki Oborotov mu? 2007 yılında Badr Hari'ye mağlup oldu puanla. Rövanş mücadelesiydi. Ve ondan sonra 3 yıl dövüşmedi. 2010 yılında tekrar kariyerine start verdi sevgili izleyiciler. Peter Graham, Avustralyalı dövüşçü ve çok başarılı bir performans çiziyor şu ana kadar. 38 yaşında olmasına rağmen ekranlardaki bu isim, ama 2006 yılında Badr Hari'yi öyle bir nakavt etmişti ki sevgili izleyiciler, tarihe geçecek bir Rolling Thunder hareketiyle rakibini nakavt etmişti. Kickboxers'ın yorumlarınızı gönderin Twitter'da ya da mbilgehandemir adresinden de Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Badr Hari'nin rakibi kim olacak? Arnold Oborotov mu, Peter Graham mı? Bu gece Badr Hari bir kez daha maça çıkacak. Arnold, Mr. Roboto Oborotov. Oborotov son 3 maçını kazandı sevgili izleyiciler. Bu sene 2 maç yaptı bu üçüncüsü. İkisini de kazandı. Performansı son derece henüz 24 yaşında. Rakibinden 14 yaş daha küçük. Peter Graham bakalım buna dayanabilecek mi? Kondisyonu yetebilecek mi? Çok genç, atik bir rakibe karşı mücadele verecek. Ama tecrübe tabii çok önemli. He's the 2001 K1 World Grand Prix Melbourne finalist, the man known as the Chief, Peter Graham. Peter Graham 1.89 boyunda 114 kilo son tartısı böyle çıktı. 71 maçta 58 galibiyeti bulunuyor. 32 kez rakiplerini nakavt etti. Mücadelenin hakemi Valenti. Badr Hari'nin rakibi kim olacak? 1 milyon drahmi mücadelenin ödülü. Turnuvanın galibi 1 milyon drahmi kazanacak. Dubai parasıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasıyla 1 milyon drahmi ne demek? 272 bin dolara, yani 570 milyara tekabül ediyor sevgili izleyiciler. Türk lirasıyla 570 bin TL civarı, 500 tam da söyleyebileceğim ama 570 civarı falan yapıyor herhalde hesapladığımıza göre. İşte böyle bir para ödülünün de sahibi olacak bu dörtlü turnuvayı kazanan. Peter Graham mücadeleye tutuk başladı. Daha doğrusu rakibini tartıyor şu ana kadar sağ sol direkt denemesi. Oborotov Rus ekolünden gelme bir isim. İngiltere'de yaşıyor. Low kick. Köşeye sıkıştı. Bir diz darbesi denedi, olmadı. Şimdi sol kroşe yine bir tane sağ isabet ediyor. Diz attırmadı. Oborotov'da Peter Graham'dan çekinir gibi bir hali var. Arkadaş, sen bu maçı kazanırsan Badr Hari'nin karşısına nasıl çıkacaksın? Low kick. Bir low kick daha. Saat 02.15'te sahurname var sevgili izleyiciler. Mutlaka izleyin. Çok özel bir program olacak. Gecenin sonunda. Push kick. Sol direk. Low kick denemesinde bulundu şimdi. İkisi de finale çıkmak için çok dikkatli durumdalar. Riske girmiyorlar. Rizikoya hiç yanaşmıyorlar şu ana kadar. Peter Graham midesine doğru bir direkt yumruk attı. Oborotov şimdi gelirken bir tane yedi. Maçı ortaya aldılar. Sağ kroşe boşa gidiyor. Low kick. Peter Graham middle kick deneyecekti. Çok yüksek geldi, ona bile blok koydu diziyle. Low kick. Peter Graham'dan bir sağ direk. Maç yavaş yavaş kızışıyor sevgili izleyiciler. Oborotov sol direk, sağ direk denedi. 30 saniye var ilk roundda, daha net isabet eden bir yumruk göremedim açıkçası.
Hadi beyler. Sol direk. Peter Graham. Sol direk attı, bekledi. Low kick. İlk round'un kazananı var mı? Bana göre hayır. 10 saniye var. Low kick. İlk round tamamlanmak üzere artık. Bir sol koşa gidiyor. Hepsi bu. Umarım ikinci ve üçüncü roundlar çok daha büyük bir fırtınaya sebep olur. Badr Hari'nin karşısına çıkacak sporcu kim olacak? Kickboksör kim olacak? Sevgili izleyiciler, az sonra Fatih Ulusoy Singh Jaydeep ile mücadele verecek. Hintli ağır sikletle zorlu bir maça çıkacak Fatih. Türk dövüşçü. Kickboksun önemli isimlerinden bir tanesi Fatih Ulusoy. Az sonra Hintli rakibiyle ağır siklette Super Fight maçına çıkacak. Ve Kabir'de 3 kez ağır siklet şampiyonluğu yaşamış dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Peter Arts umarım zor durumlara düşmez. İkinci round başladı. Global Fighting Championship GFC organizasyonunda Prince Amir'in promotörlüğünü yaptığı bu gecede heyecan yavaş yavaş finale doğru gidiyor. Sol direkler sert başladı ikinci round. Şimdi tekrar bir diz denemesinde bulunuyor Oborotov. Köşeye sıkıştı. Peter Graham'dan bir sağ direk geliyor. Avustralyalı sol direk sol köşe sollar arka arkaya bir de sağ direk. Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı ama Oborotov da elinden geleni yapmaya başladı. Böylesine önemli bir turnuvada kendisini gösterme fırsatı bulmuş Oborotov. Bunu pek iyi kullanıyor diyemeyiz. Ama ikinci roundda ilk rounda oranda çok daha iyi bir mücadele olduğu kesin. Sol direk sağ kroşe boşa gidiyor Peter Graham. Diz darbesi yine. Peter Graham'la sarılıyorlar. Oborotov sırtını döndü gidiyor. Sol direk Peter Graham'dan. Sol kroşe sağ kroşe boşa gitti. Sol isabetliydi ama. Şimdi push kick. Ayak tabanıyla yapılan vuruşlar bunlar. Sağlı sollu kroşeler, aparkatlar. Önümüzdeki haftanın da Çeçenistan'da boks şöleni var sevgili izleyiciler. WBA'de Ruslan Şagayev Tatar boksör. Ruslan Şagayev Özbek asıllı Tatar boksör. Rakibi Amerikalı Frisk Okuendo. Büyük bir heyecan olacak. Bir dakika kaldı ikinci roundun tamamlanmasına. Peter Graham Oborotov'un Litvanyalı'nın üzerine gitmeye devam ediyor. Sol direk bir sağ kroşe denemesi. Oborotov'dan da sol direkler gelmeye başladı. Yumrukları isabet ettiremiyor delikanlı. Nefis bir sağ direk. ...38 yaşında... ...ağır siklette maçlarına devam ediyor Peter Graham. 1 milyon drahmiyi kazanabilmek için... ...mücadele sürüyor. Son saniyeler ikinci roundda tamamlanacak bir high kick denemesi. Bir sol high kick ve spinning back fist sonra sol direk. Oborotov açılmaya başladı. İkinci roundu tamamlıyoruz sevgili izleyiciler. İşte slow motion'da başlatılmış gösterimde pozisyonlar ekranlarda. Oborotov'un isabetli bir yumruğu vardı orada. Fatih Ulusoy az sonra Hintli Singh Jaydeep ile mücadele edecek. Hintli dövüşçü mü kazanacak ağır siklette? Fatih Ulusoy mu az sonra göreceğiz. Dubai'de heyecan sürüyor. Mübarek Ramazan ayı devam ediyor. Kickbox, boks karşılaşmaları da her cumartesi ekranlara gelmeye devam ediyor.
Umarım rahat oruç tutuyorsunuzdur. Havalar da o kadar da sıcak değil açıkçası. Bu da ayrı bir güzellik. Sahura doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Üçüncü round başladı. Sağlı sollu direkler. Aparkat geliyor. Sol direk, sağ direk. Sol direk tekrar. Arka arkaya yumruk darbeleri. Sol high kick Oborotov'dan. Üçüncü rounda iyi başladı Litvanyalı. Sağ sol kroşeler geliyor derken Graham tempoyu yükseltmeye başladı. Maç kızıştı sevgili izleyiciler. Bu roundda gücünü kuvvetini gösteren maçı alır. Dönerek bir tekme back kick. Herkes tabi Bedra Hari. Peter Graham rövanşını bekliyor sol kroşe. Bu Peter Graham Badr Hari'yi öyle bir nakavt etmişti ki sevgili izleyiciler. Akıllara durgunluk veren bir nakavttu. Şunu belirteyim. Badr Hari'yi uyandırmak çok zor olmuştu. Peter Graham bir diz darbesi aldı. Sağlı sollu direkler yiyor. Üçüncü roundda Oborotov. Gayet iyi bir performans çiziyor şu ana kadar. Ama ilk iki roundda rakibi Peter Graham bir adım öndeydi rakibinden. Arka arkaya dizler. Oborotov knockdown ederse mücadeleyi kesin alır. Peter Graham ağır darbeler yemeye başladı. Bir de diz alıyor. Avustralyalı durumu kurtarabilecek mi? Oborotov şimdi istediği performansı çizmeye başladı. Yaşlı kurt. Son 50 saniye kadar bir zaman dilimi kaldı. 51 saniye, 50 saniye. Köşeye sıkıştırdı. Sol direk Oborotov. İstediklerini yapmaya başladı. Valenti mücadelenin hakemi pür dikkat izliyor sol direk şimdi. Peter Graham aynı anda diz attılar ve Oborotov'un dizi çok fenaydı. Direkt yumruklar. Ardından sağ kroşe. Bir tane daha sol sağ. Peter Graham üzerine gidiyor. Sol kroşe nefis. Arkasından sağ direkt. Peter Graham müthiş bir mücadele imza atıyor. Tıpkı rakibi gibi. Üçüncü roundda. Arka arkaya yumruklar. Demiştim ya ikinci rounddan umarım kat kat daha iyi bir üçüncü round izleriz diye. Gerçekten öyle oldu. Birinci roundda neredeyse birbirlerine tekme isabetli yumrukları yoktu tekmeleri. Ama ikinci roundda ilk roundu unutturacak derecede fena olmayan bir performans gösterdiler. Ama üçüncü roundun açıkçası hakkını veriyorlar. O final de bu gece sevgili izleyiciler. Dörtlü turnuva ağır ziklette. İşte pozisyonlar ekranlarınızda. Spikeriniz ben Bilgehan Demir. Sakın uyumayın derim. Bakın Fatih Ulusoy'un Singh Jaydeep'le maçı var Hintli dövüşçüyle. Hintlilerin süperstarı sevgili izleyiciler. Fatih Ulusoy bakalım nasıl bir maç çıkartacak. Badr Hari'nin finali var. Onu da sakın kaçırmayın. Kickbox yazın, yorumlarınızı gönderin. Ya da @MBilgehanDemir Twitter adresinden de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Düz Bilgehan Demir olarak bulabilirsiniz. Instagram'da da varım. Her yerden ulaşabilirsiniz. Even we go to one more tie breaking sudden death round. Oh, ekstra round verdiler. Bir round daha yapılacak. Açıkçası çok doğru bir karar. Çok doğru bir karar. Michael Buffer açıkladı. Bir round daha dövüşecekler. Tadından yenmez. Dişlikleriniz var mı diye sordu hakem. Şimdi terini siliyor son bir kez. Biraz da dinlendiriyor hakem açıkçası kıyak yapıyor. Bravo Stefano Valentini. Son derece güzel bir davranıştı bu. Yani üzerindeki teri silmeye de gerek yok o kadar. Ama onları dinlendiriyor biraz daha. Kolay değil arkadaşlar.
3 round boyunca amansız bir mücadele. Ve Valentin mücadeleyi başlattı. Ekstra roundu başlattı sevgili izleyiciler. Sol direkler, sağ direkler. Badr Hari, Stefan Leko'yu 1,5 dakikada sürklase etti. Çok rahat bir şekilde soyunma odasında şimdi ikinci maçı bekliyor. Ama bu maçın galibi kim olursa olsun çok yorulmuş bir şekilde Badr Hari'nin karşısına çıkacak. Middle kick. Dubai'de kickbox fırtınası devam ediyor. Erkan Barol kazandı İranlı rakibi Abbas Molla Mahdi karşısında. Peter Graham Oborotov mücadelesinde şu ana kadar ekstra round'un ipini eline almış bir kişi yok. Oborotov gard değiştirdi. Bacağında bir sakatlık var galiba. Low kick. Sol direk atıyor. Diz darbesi bir tane. Peter Graham sağ direk vuruyor. Oborotov üzerine gidemiyor. Peter Graham rakibine oranla bir adım daha önde diyebiliriz şu ana kadar Oborotov'a karşı. 38 yaşındaki yaşlı kurt 24'lük delikanlıya karşı bana göre başa baş bir mücadele veriyor. Çok yoruldu, diz darbesi şimdi. Sol köşe Peter Graham ipleri attı kendisini. Sol direk Oborotov'dan arka arkaya iki tane isabet ettirdi. Bir maraton düşünün. Son metrelerini düşünün. Yürür gibi koşan maratoncuları düşünün. Aynı öyleler. Dermanları kalmadı. Hadi Peter Graham'ı anlarım. Ama 24'lük bir kickboksörün bu denli yorulması aklımın ucuna gelmezdi açıkçası. Sakın çıkma Badr Hari'nin karşısına. Sol köşe. Köşeye sıkışıp kalıyor. 40 saniye var. Ekstra round da bitmek üzere. Bir sol köşe geliyor. Arka arkaya yumruklar. Oborotov'dan. Peter Graham son saniyelere girerken biraz daha tempo yapması lazım. Boşa giden bir sağ kroşe. Bir tane sol vuruyor Graham. Arkasından push kick. Köşeye sıkıştırdı. Sol kroşe. Oborotov bu darbeleri alma bak hakem. Bunların hepsini görüyor. Zaten puan yazacak yer arıyor hakemler. Bir back kick. Sağ kroşe. Ardından bir sağ direk. Bir tane daha vuruyor. Arka arkaya yumruklar. İşte bu yumruklar Peter Graham'a çok yarayacak. Son saniyelerde yaptı yapacağını Avustralyalı. Bakalım kim kazandı ama o son 10 saniye var ya altın değerinde sevgili izleyiciler. Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde kickbox heyecanında yarı finalin ikinci maçında kozlar böyle paylaşıldı. Hakemler son kararlarını verecekler Badr Hari'nin rakibi kim olacak diye. 2 milyon nüfusa sahip Dubai sevgili izleyiciler. Hintli Jaydeep ringe çıkacak. Tabi Fatih Ulusoy'la maçı. Şunu söyleyeyim. Dubai'nin %53'ü Hintliler tarafından oluşturuluyor sevgili izleyiciler. %17 yerel halk. %13.3 de Pakistanlılar. Diğerleri de var tabi. Sri Lankalılar var. Birçok kişi var. Ve Hintli Singh Jaydeep de az sonra ringde olacak. Buna istinaden ne kadar Hintli var diye de merak edip araştırdım. %53 sevgili izleyiciler Hintlilerin oranı. Bakalım Fatih Ulusoy'un karşısında ne kadar destekleyecekler. Evet, Peter Graham kazanıyor ve Badr Hari ile büyük bir rövanşa çıkacaklar sevgili izleyiciler. Badr Hari 2006 yılında öyle bir nakavt oldu ki Peter Graham'a. Sonra 2007'de rövanşı aldı. Durum 1-1. Bakalım 2-1'i kim yapacak? Ve 1 milyon drahmi kim kazanacak?